Evet arkadaşlar, bu videomuzda Xiaomi cihazımıza TWRP nasıl yüklenir onu göstereceğim size. İki adımla hem bilgisayardan, bilgisayarsız TWRP yüklenmez, onu baştan söyleyeyim. Yani mutlak suretle bilgisayar şart. Hem bilgisayarımızdan hem cihazımızdan yapmamız gereken işlemler var. Öncelikle telefondan başlayalım. Cihazımızda yüz tanıma, ekran kilidi, desen kilidi vesaire, parola varsa bunları öncelikle kaldıralım. Ayarlar kısmına girelim. Telefon hakkında buradan geliştirici USB hata ayıklamasını açmamız gerekiyor. Bunun için geliştirici seçeneklerini açmamız lazım. Buradan menü sürümüne altta uyarı verecek. Ard arda tıklayalım. Bakın artık siz bir geliştiricisiniz dedi. Geri gelelim. Buradan ek ayarlar, geliştirici seçenekleri, USB hata ayıklamayı açıyoruz. Şimdilik telefondan yapacağımız bu kadar. Bunu bir kenara bırakalım. Bilgisayarımıza gelelim. Bilgisayarımızda ben daha önce kurulumunu yaptım. Minimal ADB Facebook 1.4 sürümünü kurup ondan sonra da işlemlere başlayalım. Daha önce kurmuşum dediğim gibi. Buradan bilgisayarım. Öncelikle şeye gelelim. TWRP imaj dosyası. Bakın bu masa üstünde bunun ismini, bu komut satırlarını size ilan video açıklamasında vereceğim. Bunun ismini recovery olarak değiştirelim. Recovery. Değiştirdikten sonra bu imaj dosyasını keselim. Kurulumun yaptığımız C sürücüsünün içerisinde minimal end ADB and Facebook klasörünün içerisine yapıştıralım. Şimdi cihazımızı tekrar alalım. Facebook modu alacağız. Bakın bunu da kolay yolunu ben size göstereyim. Güç tuşuna, cihazımızı kapatma menüsüne gelelim. Yeniden başlat. Bakın yeniden başlat'a tıklıyoruz. Cihaz kapandıktan sonra elimizi ses azaltma kısma tuşuna basılı tutalım. Bakın Facebook menüsü geldi. Kablomuzu bağlıyoruz. Şimdi buradan klasör içerisinde yer alan CMD Hör kısmını da tıklayıp komut ekranını açabilirsiniz. Veya buradan ben bu kısmı kullanıyorum genelde. CMD yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Komut ekranımız geldi. Şimdi buraya bilgisayarın cihazı görüp görmediğini kontrol edelim. Facebook Devices yazalım. Facebook. Evet. Bakın burada hem rakam hem harf grubu var. Cihazımızı gördü. Şimdi bu TWRP yükleyeceğiz. Bunun komutunu verelim. Ben yazıyorum. Facebook Flash. İsmini değiştirmiştik. Recovery. Tekrar recovery nokta img yazıp enter'lıyoruz. Bakın burada işlem yazılıyor. Okey. Okey dedikten sonra şimdi bu kısımda komut vermeden tekrar tuş kombinasyonuyla açalım. Bakın güç ve ses arttırma tuşlarına beraber basalım. Cihaz kapanır kapanmaz güç tuşundan parmağınızı çekebilirsiniz. Ses arttırmaya basılı tutun. Bakın TWRP'miz yüklendi. Şimdi cihaz içerisinde global ROM olduğu için ilk yapacağımız işlem, bakın bu kısım önemli. İlk yapacağımız işlem Magisk ROT dosyasını muhakkak yüklememiz gerekiyor. Aksi halde yani buradan reboot sistem dediğiniz anda TWRP'niz silinir. Aynı işlemleri tekrar yapmak zorunda kalırsınız. Hemen buradan Magisk dosyasını cihazımıza gönderelim. Cihazımıza gitti. Bakın install kısmından. Buradan Magisk dosyası var. Şimdi bazı arkadaşlar TWRP yükledikten sonra bu kısım karışık harf ve rakamlardan oluşuyor. Onun tek çözümü
format data yapmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle magis dosyasını kuralım. TVRP'miz kalıcı olsun. Bak, TVRP'miz şu an kalıcı oldu. Az önceki menüye tekrar gelelim. Bakın bu kısımda arkadaşların karşılaştığı hatalardan bir kısmı burası. Karışık dosya isimleri oluyor. Bunun çözümün tek yolu, yani ya OTG takıp TVRP sürüm değiştirmek, ama o da çok kalıcı bir çözüm olmuyor. TVRP ana ekrana gelip VIP'e kısmından format data, buraya yes yazıp onaylıyorsunuz. İsterseniz beraber yapalım. Bakın yes yazalım. Okeyleyelim. Şimdi buradan, burası da önemli. En çok yapılan hatalardan birisi de burada oluyor. Reboot sistem diyor. Şimdi bu şekilde olmayacak. Tekrar TVRP ana ekrana geliyoruz. Reboot kısmından recovery seçiyoruz. Cihazımız kapanıp açılacak. Evet, bakın tekrar TVRP menüsü geldi. Girdiğiniz zaman bu kısmına, bakın burası normal bir şekilde dosyaları görebilirsiniz. Bazen de arkadaşlar bağlıyorum ama göremiyorum diyor. Hani cihazın içerisindeki dosyaları göremiyorum. Bakın o durumu da anlatayım. Mount kısmına giriyorsunuz. Bakın burada disable MTB. Bunu enable yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra cihazınız mutlak suretle, düzeltiyorum pardon, bilgisayarınız cihazınızı muhakkak görür. Arkadaşlar kurulumda bu şekilde TVRP'nin. Yedek kalma, bu işlemlerde bakın TVRP üzerinden yapacağınız format data dahil, ROM yükleme dahil, hiçbir işlemde yurt dışı cihazlarda, bu IMEI repair görmüş cihazlarda IMEI'niz silinmez. Bu denenmiştir. Ama ilk orijinal IMEI'nizi almak için bakın backup kısmına girin. Buradan EFS kısmı. Bu kısmı işaretleyip çubuğu sağa kaydırın. Almış olduğunuz yedeği cihaz menüsünde görürsünüz TVRP backup diye. Onu cihaz harici en az 3-5 yere mutlak suretle yedek alın. Bu sizin ilk aldığınız, yani o an üzerinde hangi IMEI varsa onu yedekler. Bu IMEI yedek alma kısmında bu şekilde arkadaşlar. TVRP kurumda anlatacağım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.